Sketch ile ilgili constraint bölümü kalmıştı. Ufaktan onlarla da değinelim. Şimdi biz sketch kısmına tekrar mesela katılama için ne yapacaktık? Öncelikle bizim eğri grubuna ihtiyacımız vardı. aslında ihtiyacımız yok da yani yardımcı bir taslak oluşturup o şekilde gidecektik. Extrude üzerinden ben direkt skece geçiş yapabiliyordum. Buradan direkt skece geçiş yapacağım. Şimdi bu ürün konusu ne? Neyi göreceğiz şu an? Şimdi çizdiğim çizgilere ilişki vermeyi göreceğiz. Yani teğet olsun, işte ucuca olsunlar, onun merkezinde olsun İlişkiler diyorsun gibi. yani. Evet. Tamam. Aynen Peki. öyle. Şimdi burada ilişki verme kısmında bizim normal şu kısımda gördüğümüz constraint dediğimiz bir bölüm var. Buradaki kısımdan yapılıyor. Veya ölçülendirme kısmından biz çizeceğimiz eğrilere ilişki tanımlayıp bu ilişkiler çerçevesinde son şeklini vermemiz gerekiyor. Şimdi öyle varsayılan haliyle şöyle basit bir uygulama yapalım. Örneğin ben şöyle göstereyim. Bir tane dikdörtgen çizmek istiyorum. Geldim. Şu merkezinden dedim ki bu şekilde bir dikdörtgen çizdim. Otomatik olarak kendisi bana constraint şeklinde değil ama referans şeklinde ölçülendirmeyi verdi. Bunu nereden yapıyordu? Bunu create pardon buradan değil. Şurada continuous auto dimension diye bir bölüm vardı. Eğer bu işaretli ise ne yapıyordu? Kendi otomatik olarak sürekli otomatik bir şekilde Ölçümlerini. ölçülendirme yapıyordu. Bunu kaldırdıktan sonra ben bunları silebilirim. Eğer bunu kaldırmadan pardon şöyle bunu kaldırmadan silmeye kalktığımda otomatik olarak ölçülendirmenin açık olduğunu onu kaldırmadan Onu silemeyeceğini tekrar söylüyor. Evet. tekrar ölçülendireceğini söylüyor. Silmeyi nasıl yapıyorduk? Üstüne geliyorduk. Sağ tuşu basılı tutup Sola doğru çekiyorduk. sola doğru çektiğimizde zaten delete'i görüyorduk. Buradan silebiliriz. Şimdi normalde biz diyelim ki çizimimizi yaparken sketch ortamında dedik ya örneğin şöyle göstereyim. Mesela bunu bu şekilde değil de eğer şöyle yapsaydık buradan gelip pardon profille yapalım. Ucu ekli olsun. Buradan gelip bu şekilde şöyle kapalı bir dikdörtgen oluşturduk. Şimdi bu şekilde yaptığımızda biz normalde herhangi bir ölçülendirme veya bir düzenleme yapmak istediğimizde şu an bu serbest bir çizgi olduğu için bu her yöne hareket edebilir bir halde. Evet. Genelde bu Peki bunu da sırt gibi bir köşesinden tutup şu orijine sabitlesek o zaman da gider mi? yapılabilir. Ben şimdi mantığını göstereceğim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Şuradaki durum çubuğu vardı ya bizim hani komuta girdiğimizde bize ne yapmamız gerektiğiyle Evet. alakalı bizimle programın bizimle konuştuğu yer demiştik buraya. Q Evet. satırı. Burada diyor ki bana şu an için sketch ortamında senin diyor bu eğri grubunu yani sketch'teki eğri grubunu tamamlamak için yani full constraint'ini yapabilmek için 4 tane constraint'e ihtiyacın var diyor. Şimdi biz constraint'ler kısmında ne demiştik? Constraint'leri şuradaki constraint kısmından yani ilişkisellik anlamında yatay olsun, dikey olsun vesaire bir de ölçülendirme kısmından bahsetmiştik. Ölçülendirmeyle de constraint yapabiliyorduk. Rapid Dimension'a tıkladığım zaman otomatik olarak çizgilerimin renginin değiştiğini görüyorum ve constraint'lerim aslında açılmış oluyor. Burada şimdi okumamız gereken bir resim var. Bu ne? Şöyle izah edeyim. Burada mesela tıkladığımda bakın oklar çıkıyor. İşte şu şekilde düz çizgiler çıktı. Bunlar zaten görünüyordu. Yerde şu oklar falan. Bunlar bu köşe noktalarının ne tarafa doğru hareket edebileceğini gösteren eksenler aslında. Diyor ki bu diyor. Ama Bu şurası nokta sağlamaz. diyor. Yok orası da bu tarafa doğru. Yok. Şu an üzerinde ok var. Hareket edebiliyor. Bu tarafa ve yukarıya doğru hareket edebiliyorum diyor. Aynı şekilde yani komple bu hareket edebileceğini söylüyor. Şimdi şöyle yapalım. Biz öncelikle bir ölçülendirme yapalım. Ölçülendirmeyi gelip bu şekilde direkt çizgiyi seçip de yapabiliriz veya ara vereceksek
birinci çizgi, ikinci çizgi deyip o şekilde ölçülendirme yapabiliriz. Örneğin buraya diyelim ki tanımlama yapalım. 120 mm ölçüm olsun dedim. Şu an 3 tane daha constraint tanımlamam gerektiğini söylüyor. Hemen geldim şöyle yan ölçüyü vereceğim. Buraya da diyorum ki 80 olsun. Evet, şu an 2'ye düştü. Evet. Şimdi şunu yapabilirim. İstersem eğer ölçüyle yapacaksam burayla y ekseni arasında bir ölçü tanımlayabilirim. Şöyle yapalım. Yapalım. Diyelim ki şu şekilde. Atıyorum işte 120'nin yarısı olsun. Yani 60 diyelim oraya. Ve otomatikman şu iki çizgim yeşil oldu. Evet, bu şu demek. Rengi değişti. Yani ben artık oklara da dikkat edersek şöyle oklara. Oklar gitti. Okların evet. Sağa doğru giden ok kısmı tamamen gitti. Artık ben bunu diyor ki yani bu çizgiyi ben sağa sola hareket ettiremiyorum artık. Evet. Sadece şu uçtaki çizgileri artık hareket ettirebiliyorum. Evet. Onları da şimdi şu şekilde yaparak örneğin burayla dedik ki burası kaç olsun? O da yarısı olsun. 80'in yarısı 40 olsun dedik. Ve bütün çizgilerim artık yeşil oldu. Ve bu şu demek aslında tamamen artık ben bu çizgilerimi tanımladım, sabitledim evet, çizgilerimi, yani. Çizgilerimi tamamen full bir şekilde tanımlamış oldum. Genelde sketch ortamında daha düzenli çalışmak için bu şekilde çalışmanın çok büyük faydası var. Yoksa aralarda mesela yoksa ölçü mesela kaybı yaşayabiliyorsun. Çok burada bir düzenleme yapmak istediğimde bu sefer benim kontrolümün dışında işlerle karşılaşabilirim. Örneğin ben 80'i 120 olsun dediğimde başka yerler oynayabilir. Hani bu istenen bir şey değil. Şurada zaten sketch is full constraint yani tamamen constraint hale geldi. Bundan sonra biz close deyip işte artık finish sketch diyoruz. Sağ tuş yapabilir veya buradan Ctrl Q ile de Ctrl Q tuşuyla veya finish ikonunu tıklayarak çıkıp bu şekilde katılama, süpürme komutlarını uygulamamızın faydası var. Tekrar girelim şimdi. Ben o zaman bu şeyi parçada uygulasaydım bütün öncelere doğru gerçekten. Daha sonra ben sağa sola çekmeye başlayınca ister istemez açmalar yasal. Evet. Şimdi burada biz bunu ölçülendirmeyle yaptık. Çünkü zaten bunda tanımlanmış constraint'ler var. Bu bir ön giriş olsun. Şöyle basit bir şekilde gösterelim. Birbiriyle ilişkisel olmayan çizgiler çiziyorum. Hatta şöyle göstereyim. Yaylar çizelim. Bir daire ve yaylar da oluşturalım şöyle. Şu şekilde yaylarımız var. Genel olarak biz şimdi constraint'leri nasıl uyguluyoruz? Ölçülendirmeyi gördük. Ölçülendirme ile burada görmüş olduğumuz dairenin çapını sabitleyebilir veya bu çizginin uzunluğunu sabitleyebiliriz veya ikisi arasında bir ilişki verebilir. Şimdi biz gelelim constraint dediğimiz kısma. Constraint'leri nasıl uyguluyoruz? Constraint'leri uygulamak gayet kolay. Constraint dediğimiz ilişki değil mi? Evet, yani aynen öyle. Şimdi bunu constraint tam olarak ne işe yarıyor onu göstereyim. Şöyle anlatayım. Şurada create inferred constraint var. Bunu kaldırdığım anda az önce oluşturmuş olduğum dikdörtgeni tekrar çizeceğim. Şöyle şu noktaya çizeyim. Şöyle bakın takip edin şimdi. Burada biz baktığımız zaman bu seçenek kapalı olduğu için yatayda ve dikeyde herhangi bir constraint uygulamadı. Şimdi evet. Ben az önce bir çizgi tutup hareket ettirebiliyorken ve çizgiler ucuca bağlıyken şu an çizgi tamamen ayrılabiliyor bakın. Hatta noktasını tutup açısını boyunu değiştirebilir hale geldi artık. Yani bu şu demek bu şu an tanımlanmamış, constraint uygulanmamış hali. Şöyle yapalım. Şimdi mesela bir çizginin uç noktasını gelip nokta seçtim. Tıklandığında uygulanabilecek constraint burada fixed diye bir constraint var. Sabit olması. Diğer bir çizginin ucuna tıkladığım anda uygulanabilecek constraint'ler geliyor. Burada mesela coincident diye bir ilişki var. Bu şu demek. İkisini ucuca ekle. Şu an bakın normalde constraint uygulanmadan önceki
çizginin başlangıç noktası veya bitiş noktası bu şekildeyken, constraint uygulandığında uygulanmış constraint'i görüyorsunuz ve constraint uygulandığında daha büyük bir daire oldu orada. Şimdi hareket ettirmek istediğimde ikisi beraber gidiyor. Evet, ikisi beraber gidiyor. Bakın, ama şu an hala Diklik olarak bir evet, şey yok. Herhangi bir tanımlama yapılmamış. Şimdi şöyle yapacağız. Çizginin ucunu değil de çizginin kendisini seçiyorum. Ve diyorum ki bu çizgi yatay olabilir, dikey olabilir. Herhangi bir açı tanımlaması yapılabilir veya uzunluk tanımlaması yapılabilir. Fix yapılabilir gibi. Yani ölçülendirme yapılabilir. Şöyle yapalım. Shift ile iptal edip seçimi. Diğerini seçiyorum mesela. Bunda da aynı şekilde mesela ben bu çizginin vertical yani dikey olmasını istiyorum dedim. Tıkladığım anda bu çizgi direktmen dikey oldu. Bu çizgi de şöyle yapalım. Artık bu çizginin ben ucunu tutup açısını değiştiremiyorum. Çünkü vertical olsun dedim. Evet. Bunu da aynı şekilde yatay olsun diyebilirim. Veya örneğin şöyle bir şey yapalım. Bunu seçtim. İkinci bir çizgi seçersem uygulanabilecek constraint sayısı artıyor. Burada mesela perpendicular yani birbirine göre dik olsun durumu var. Bunu tıkladığımda ikisi birbirine dik oldu ve diklik constraint'i gördüm. İkisi artık 90 derece evet, oldu. Evet, artık bu yatay ve burada 90 derece bir açı olduğu için otomatikman bunun da mecburen dik olması gerekiyor. Ya pardon, yatay olması gerekiyor. İstersen ayrıyeten de buna yatay olsun tanımlaması yapabiliriz. Örneğin birinci mesela çizginin noktasını ikinci çizginin eğer gövdesini seçersem bu sefer burada onun üzerinde bir noktayı veya orta noktasını seçebilirim. Şu şekilde. Direktmen çizginin ortasına gidebilir. Şöyle yapalım. Yine aynı şekilde ucunu ben buna ucu eklemek istiyorum. İki tane uç noktayı seçtim. Ve dedim ki uç uca ekle olsunlar. Gövdeyi seçtim. Bu dedim ki dikey olsun. Aynı şekilde bu alttaki eğriyi seçtim. Yatay olsun. Bununla bu birbirlerine 90 derece olsunlar. Bu uç noktalar birbirlerine birleşik olsun. Aynı zamanda bu ve bu nokta birbirine birleşik olsun dediğim. Şimdi eğer ben burada ilişkileri oluşturarak çizim yapma seçeneğini seçmiş olsaydım, bakın şöyle göstereyim. Şimdi buradan verilmiş ilişkileri az çok okuyabiliyoruz. Diklik var, yataylık var. Ondan sonra ucuca ekli olma durumu var. Şimdi bakın şöyle yapacağız. Ben normal yeni bir dikdörtgen çizeceğim ama bu sefer constraint'leri oluşturarak çiz dedim. Bakın burada ne yaptı? Bir tane yatay 90 dereceler ve ucuca ekli olma durumunu otomatik olarak benim yerime oluşturdu. Benim burada tek yapmam gereken ölçü ve bunu sabitleyecek bir nokta tanımladığım anda constraint'lerim tamamlanmış oluyor. Buraya kadar sorun var mı? Anlaşılmayan bir nokta yok mesela herhalde. Mesela daireyi bir çizgiye şimdi, şimdi yatay, onlara geleceğim. Yatay, tamam. Şimdi onlara geleceğim. Örneğin devam edelim. Mesela diyelim ki bir tane daireyi seçtim. Bir tane de normal line'ı seçtiğim anda burada birbirine teğet olsun veya 90 derece birbirlerine dik olsun var. Bu şunu yapıyor. Bunu alıyor. Bunun merkezine gelecek şekilde getirtiyor. Burada seçim yapılan objeye göre evet. Burada bizim seçim yaptığımız unsurlara göre gelen constraint uygulama şekli değişiyor. Yani gelen seçenekler birbirinden farklılaşıyor. Şöyle örneğin mesela ben bir çizgi seçtiğimde eğer ikinci bir çizginin gövdesini seçersem uygulanabilecek constraint'ler değişiyor veya bir yay veya daire seçersem uygulanabilecek constraint'ler değişiyor bakın. Burada evet. Mesela diyorum ki teğet olsun. Yani ona en uygun yani seçmiş olduğumuz geometrinin yapısına en uygun ilişkiler aslında karşımıza çıkıyor. Evet. Diyor ki sen bir daire seçiyorsan olarak buna teğetlik ilişkisi verebilirsin diyor. Diklik ilişkisi verebilirsin. Fixleyebilirsin. Evet. Yoksa hani farklı bunu da, bir... Bunu da böyle tutup bu çizgide tutup böyle etrafında dolaştığımız zaman her zaman teğetliğini koruyor. Değil mi? Evet, o şekilde biz teğet olsun dediğimiz için
tehditlik ilişkisini koruyarak peki, artık ben hareket bu ediyor. Çizgiye şimdi biz buna ilişki verdik ya. Diklik ilişkisi geldi şu anda. Peki ben bu bundaki sadece şu çizgideki şu andaki diklik ilişkisini veya tehditlik ilişkisini İptal sadece bu istiyorum. Parçada iptal etmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle şu an tehditlik ilişkisini ben iptal etmek istiyorsam çok basit. Buradaki tehditlik ilişkisinin olduğu constraint kısmını gördüm zaten. Seçiyorum. Hı. Ve diyorum ki delete. Ha, sadece o ilişkiyi siliyor oradan. Evet. Tamam peki. Şimdi çizginin şimdi bu çizgiyi ben bu daireye teğet yapacağım ama bu dairenin ön tarafına yani sol tarafına değil de sol tarafına yapmak istiyorum. O zaman ne yapmam gerekiyor? Şu an zaten şöyle göstereyim. Bu şu an yüzer konumunda. Biz bunu istersek bu tarafa, istersek bu tarafa tutup yaklaştırdığımızda dahi bizim teğet buradaki açık olduğu için. Seçeneğimiz açık olduğu için çoğu zaman kendi otomatik seçim. Yakalıyor. İster buradan ister buradan. Peki. Şu an tekrar evet. ilişkisi yakalandı. Tam şöyle yukarı vereceksem eğer tam da ona göre çizgi çizeceğim. Öyle deminki gibi yapacağım. Tamam. Tabii o zaman şöyle yapmamız evet. gerekiyor. Bunu yatay olsun dediğimiz zaman mecburen anladım. Yatay olacak. Şimdi oldu. Evet. Göz, kaşı, göz, kaş, burun, ağzı kaymış, kulaklara oynamış bir çizgi karakter. İlginç bir benzetmeydi güzel. Örneğin burada mesela birinci dairemi seçtim. İkinci dairemi seçtiğim anda mesela burada işte teğet olsun var, birbirlerine dik olsun ve iç içe olsunlar var. Eş merkezli olma durumu. Evet. Şimdi burada birbirine iki tane daire seçtiğimde birbirine dik olsun ilişkisi geliyor ya. Nasıl bir dik yapabilir ki bunu birbirine? Bakalım. Bu şekilde. Yani bunun yayını bunun yayını 90 derece gelecek 90 şekilde derece, anladım. Bir ilişki verdi. Tamam. Şöyle yapalım. Mesela bu ikisi eş merkezli olsun diyelim. Direkt oraya taşıyor. Evet. Şimdi hocam yana şöyle bir şey söyleyeceğim. Biz dikey çizgiyi, line'ı küçük daireye teğet yaptığımız için evet. diğeri de teğetlenmedi. Herhangi bir fixleme, sabitleme olmadığı için diğeri gidiyor oraya. Doğru mu? Evet doğru. Şimdi burada hani biz örneğin şu anda küçük daireyi yanında line olan teğet çizgisi kesişmiş olanı bunun içerisine taşımak istiyoruz. Bu sefer ne yapacağız? Şimdi şöyle ben mesela dikkat ettiyseniz büyük olan küçüğe gitti. Evet. Evet. Acaba bu hep böyle mi? Büyük olan küçüğe mi gidiyor? Böyle değil. Bence mesela, bu teki dairede bir ilişki olduğu için bence onu şöyle, taşıdı. Aynen. Evet. Bakın bu sefer de küçük olan geldi. Yani büyük olan gitmiyor. Burada bir şey var, durum var. Şimdi öncelikle daha önce bir constraint tanımlanmış bir objem varsa o objeyi olabildiğince sabit tutmaya evet, çalışıyor evet. ki burada mesela herhangi bir ikisinin de ilişkisi olsaydı aynı zamanda. Orada önceliğimizden bahsedeceğim. Diyelim ki ben bunun olabilir hani ben küçüğünü daha doğrusu küçük olarak düşünmeyelim bunu da ben buradaki şeklin taşınmasını istiyorum ve bunun benim için önemli sabit olması istediğim yer burası. Bunu da şöyle yapabilir. En basiti bu şu yani. Hareket etmesini istemediğiniz objeyi şöyle seçip fix seçeneği var. Evet. Bunu fixledikten sonra zaten fix ilişkisini gördüm. Artık bu hiçbir şekilde hareket etmeyecek. Çapı dahi değiştirilemez artık. Şimdi gelip örneğin bu çizgiyle bu çizgiyi seçtikten sonra konsantrik dersem bu sefer bunu onun çapına getiriyor. Ama neden? Çünkü diğer çizgiyi line'ı seçmedik. Line'a da teğet olacağı için evet. o çapı o ebata göre kendisi otomatik ölçülendirdi. Aynen. Line'la beraber çizseydik tam merkeze gidecekti. Veya şu ilişkiyi eğer kaldırsaydık böyle bir şeye gerek kalmayacaktı. Tanjantlık ilişkisini kaldırmış olsaydık. Ama böyle de bir şey öğrendik hocam. Bir yerde line'ımız var. Line'ımızın merkezini biliyoruz. Olması gereken yer orası. Çapımızın olması gereken yer orası. Aradaki ölçüyü hiçbir şey ölçü yapmadan direkt teğetle daireden o çapı direkt ben otomatikten resimde meydana getirmiş oluruz. Peki. Şu iki tane line'ı, iki tane çizgiyi birbirine paralel yapmak istersek. Bu sefer iki tane line'ı aynı anda seçip sadece uygulanacak olan constraint kısmından paraleli seçmemiz yeterli. Artık bu ikisi birbirine paralel olmuş oldu. Tamam. Bu yığımıza ilgili var mı başka bir şey? Constraint kısmı anlaşıldı sanırım. Evet. Sizin varsa soracağınız bir şey. Ya bu sonuçta uygulama yaptığımızda daha iyi bir net anlayacağız. Evet. Ya bunlar dediğim gibi modele siz baktığınız zaman çizimlere baktığınız zaman buradaki işte constraint'leri görebiliyorsunuz. Bunları göster gösterme seçenekleri var. Örneğin mesela şurada
Display sketch constraint'i eğer işaretini kaldırırsanız constraint'ler gözükmez ama yani verdiğimiz ilişkileri görünsün görünmesin. Gizliyor, evet. Sak açık aynen, gösteriyor. Evet. Ya yani görmek olabildiğince iyi bir şey. Yani görünmesinde peki bir çizimciye, bir tasarımcıya bu constraint neydi bu? Constraint. Constraint'lerle ilgili söylemek istediğim bir şey olabilir mi? Mesela şuna dikkat etsinler, buna dikkat etsinler. Olabildiğince full constraint'i yani modeli şuradaki kısmı tamamen tanımlanmış, ölçüsel olarak veya ilişkisel olarak tanımlanmış bir şekilde çalışmalarında fayda var. Aksi halde düzenleme yaparken sıkıntı yaşanabilir. Düzenleme yaparken. Yani onun dışında bir sıkıntı yaşanmaz. Mesela şöyle basit bir şey yapalım. Bununla mesela şu ikisini seçtiğim anda işte diyorum ki bu buna paralel olsun dediğim zaman karşılaşacak bir durum. Burada diyor ki bazen constraint'ler kırmızı hale gelir. Burada gördüğümüz gibi. Bunun iki tane sebebi olabilir. Ya gereksiz bir constraint uygulanmıştır fazladan ya da başka bir constraint'le çelişen bir ikinci bir constraint uygulanmaya çalışılıyordur. Ben yani şimdi constraint verirken de çok abartmamak lazım. Evet, gereksiz aynen öyle. Şimdi ben buna hem yatay olsun diyorum hem de bununla paralel olsun diyorum. Eksenimle olmuyor. NX diyor ki ne yapıyorsun oğlum kendine gel diyor. Hem dik ol diyor hem yatay ol diyorsun. Nasıl bir şey diyor. Aynen o şekilde olmaz. İkisini de yapamam diyor. Evet. Mesela şöyle örnekleyeyim. Aynı şekilde ölçülendirmede de başımıza gelebilir. Ben bunu ölçülendirdim. Dedim ki 130 olsun. Ardından gittim. Bakın şöyle gösterdim. Bu iki çizginin arası da pardon seçemedim. Şöyle. Yine diyor ki burada diyor 130 olsun dedin. Gelip şimdi sen bu ikisinin arasına farklı bir ölçü giremezsin. Çünkü bunlar 90 derece olacaklar ve dikey olacaklar. Bu çizgiye göre ucuca ektiler. Böyle bir şey mümkün değil diyor. Evet. Yani burada ne olmuş oluyor? Bizim aslında ölçümüzün gereksiz evet, fazladan evet. Ve yeni bir tanımlama yapmak istediğimizde örneğin 140 olsun dediğimde artık 140 yapamayacak onu. Evet. Ha buna 140 yapıp ardından diğer ilişkisellikteki 130 olan ölçüyü sildiğinde otomatikman uygulayamadığı halde kırmızı yanı da uygulayamadı. Ama ilk ölçüyü sildik hemen uyguladı değil evet, mi? Evet uygulamadığı yani. Hale geldi. Aynen öyle. Peki şunu yapabiliyor muyuz dikdörtgende? Pardon. Aşağısını 140 biz paralellikleri sabitlemişiz ortadan gördüğümüz kadar. Ama üstünü de 100 istiyoruz. Şöyle yapabiliriz. Otomatikten zaman açı vermiş oluyoruz. Evet. Bunları mesela silelim. Silelim. Bu iki dikey constraint'i sildikten sonra şunu da silmem gerekiyor ki 90 derecesi yatırsın, evet, 90 derecesi bozulsun. Burada ucuca ekli durumu olma durumu vardı. Onu da seçmiştim. Shift'le iptal evet. Ettim onu. Sadece 90 derecelikleri kaldırdım. Şimdi gelip ölçülendirme kısmında artık ölçülendirme yapmak istediğimde bakın bir hatayla karşılaşmadım. Çünkü yapabileceğini evet. Söylüyor. Mesela 100, yapalım. 100 diyelim. Evet. Enter. Burada şey var. Şöyle. Ne tarafa doğru yatıracağı ile ilgili bir kararsızlık yaşamış olabilir. Şöyle yapalım. Bunun öncesinde biz şunu da yapabiliriz. Burada mesela çizime başlarken her zaman bir merkez noktası merkez noktasıyla gidilmesi bu şekildeki hataların önüne geçer. Çünkü biz merkezinde olsun, ortasında olsun ben demediğimiz ortasına, için ortasına bir çizgi çiziyorum. Onun çizgiyi sabitliyorum. Genelde öyle. Evet. Hani o yüzden diyorlar bütün CAD programlarında ilk çizimi her zaman programın orijininden başlayın diye. Aynen öyle. Bu orijininden başlanmadığı için şu an bu şekilde evet. Bir uyarı verdi bize. Peki bu ilişkiler videosu bu kadar mı o zaman? Evet. Sonlandı. İlişkilerle alakalı kısmımız bu kadar.